Günaydın. Biz uyandık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi Derin'i okula götüreceğim. Okuldan geldikten sonra artık neler yaparız hep beraber göreceğiz. Ama önce Derin'i okula bırakmam lazım. Derin'i okula bıraktık. Ondan sonra bir Kutay'la milyoncu uğradık. Kutay için aktivite yapmak için bir şeyler aldım. Sonra eve geldik. Sesim de o kadar kötü ki. Bu sesimin sebebi dün Derin'i okula bıraktıktan sonra bir yağmura tutuldum. Size anlatamam nasıl yağmur yağıyor. Hatta dün de bir vlog başlattım. Islandım, evin içindeki işleri yap derken kendimi halsiz falan hissettim. Ondan sonra giderken de hala kafa yani. Giderken kendine şemsiye alsana. Hava güzeldi ama bir anda yağmur başladı. Hiç anlayamadım. Baktım gene güneş açar gibi oldu. Dedim herhalde yağmur yağmaz. Yağarsa da Derin'i dedim. Ben Derin'in önlemini alayım da dedim. Kendim sadece bir yelek giydim. Derin'e de yine yeleğini götürdüm. Şemsiyesini de götürdüm. Ama gene bir yağmur başladı gelirken. Ondan sonra sesim bu hale geldi. Neyse dediğim gibi azıcık azıcık onları çekmiştim. Belki devam ettiririm diye ama ettiremedim. Eğer ki silmediysem hemen onları koyayım şimdi. Yağmurda ıslandığımız bölümleri. Derin okula bıraktım. Nasıl yağmur başladı? Tam çocuklar sıradayken Allah'tan ki hemen içeri aldılar. Yağmur daha hızlanmadan. Biz de çıkana kadar ayağı yağıyor görüyor musunuz? Islandım. Islandım. Yağmur bugün bir ya çok yağdı, bir durdu, bir güneş açtı. Bugün çok farklı bir gündü. Kızıma yeleğini, şemsiyesini almışım. Kendime şemsiye almayı unutmuşum. Okula gidiyorum ya, okuldan döndüm. Evet, okuldan dönüyoruz şimdi. Milyoncu'dan neler aldım sizlere onu göstereyim. Şöyle iki tane renkli karton aldım. Biri mor, biri sarı. Hayır, Derin için almadım. Kutay için aldım ben bunu. Peki ne yapacağım? Öncelikle bu bana nereden ilham oldu? Sevgili Ezgi Anne Günlüğü kanalını takip etmenizi tavsiye ediyorum. Linkini de aşağıya bırakırım. Hemen hemen her gün günlük vloglar yükülüyor. 1,5 yaşında bir tane Derin adında oğlu da var. Londra'da yanlış hatırlamıyorsam kendisi orada öğretmen, çocuk gelişimi öğretmeni. Eğer yanlışsam beni düzeltsin. Kutay kadar oğlu var ve çok güzel, sonuçta bunun okulunu okumuş biri olarak çok güzel aktiviteler. Hem eğleniyor hem öğretiyor çocuğunu ve bu benim için gerçekten çok güzel fikir oluyor ve onun videoları. Seviyorum o yüzden de izlemeyi. Zaten kendi de çok tatlı. Bir videosunda gördüm. Hayaleti ve örümcek ağı almıştı bir marketten, bir yerden. Ben de dedim bizim buralarda onu nasıl bulacağım? İşte belki parti malzemesi satan yerlerde olabilir. Ama oralarda da gereksiz pahalı. Onunki kartondu. Ben de dedim karton alayım iki farklı renkte. Dedim birini belki çiçekli, belki birini kalpli ya da artık desen aklıma ne geliyorsa onu yaparım. Ben de ayırt etme oyununu bu kartonlardan oluşturdum. Şekillerle yaparım diye düşündüm. Yani bana fikir olan Ezgi. Öyle yapacağım. Eşim akşam geldiğinde onun eli çizime ve kesime benden daha yatkın olduğu için onu bekleyeceğim. Ve şöyle bir stiker aldım. Yani pek belki beceremeyecek ama hani en azından koparıp eline vereceğim. Hani o da önündeki boş sayfaya yapıştırabilecek mi falan böyle. Yani dediğim gibi bir aktivite. Belki yaşı için fazla beklenti içerisinde de olabilirim. Ama Ezgi de diyor ya zaten biz 10-15 dakika yapıyoruz aktivitelerimizi diyor. Doğal olarak çünkü bir çocuğu 10-15 dakika sırf bununla tutmak bile ya da bu ayırt etme oyunuyla tutmak bile büyük bir başarı. Çünkü çabuk ilgileri başka şeye dağılabiliyor ya da bunu oyun olarak gördüğü için hani sizin dediğinizin aksine kendisi istediği gibi davranmak istiyor doğal olarak yaşının verdiğince. Bakalım göreceğiz yani sizin önünüzde oynayacağız biz de bakalım. Ne ayırt etmesi için şöyle renkli toplardan böyle üçüncülerimizde.
Ve Ezgi demişti ki bu aktivite oyunlarını sadece o aktivite içerisinde oynamasına, yapmasına müsaade edin. Onun dışında kaldırın demişti. Aynen, ben de onu dinleyeceğim. Ben her zaman gerçekten böyle şeylere çok açığım. Hani hiçbir zaman demiyorum, benim iki çocuğum var. İşte ben 29 yaşındayım, 30 diyeyim. Ben iyi biliyorum, işte şöyle yapıyorum, çocuğuma böyle davranıyorum. Sonuçta iki çocuk yetiştirdim falan kafasında değilim. Her zaman kendime ne katabilirim, bu benim için çok önemli. Ya da sizlerden diyor diyenler oluyor. Ballı süt içir mi abla diyenler oluyor ki hak veriyorum, ben hiçbir şeye kulak arkası etmiyorum. Sizler bana ne diyorsanız ben onları yazıyorum kafamın bir köşesine. Onu araştırıyorum, evet bakıyorum ki haklısınız. Uyguluyorum. Ben hiçbir zaman demiyorum yani ben 29 yaşındayım da 20 yaşında ya da 13 belki 15 yaşındaki çocuklardan akıl mı alacağım? Hiçbir zaman öyle biri olmadım. Akıl akıldan üstündür. Yani lafın özü, Ezgi bana çok güzel fikirler veriyor ve o yüzden ondan ricam, mümkün olduğunca böyle hani çocuklarımızla nasıl kaliteli zaman geçirebiliriz, bizleri onları daha çok çeksin istiyorum açıkçası. Ve elinden geleni de yapıyor. Ayırt etme oyunu oynuyordum ben derinle ama hani böyle kartonla falan aslında daha güzel, rahat tutması, hani alıp incelemesi yönünden çok daha kolaylıkmış, güzel olur yani öyle. Ama ben derinle hiç öyle düşünemediğimden bizim okul zamanımızda fasulyeler vardı ya, o fasulyelerle ben yapardım. Hani fasulyenin içinde kaç renk varsa o kadar kap koyardım, 4 ya da 5 tabak koyardım yani. O fasulyeleri rengine göre ayırt ettirirdim onu. Ama böyle sanki daha güzel olacak. Hani bunlarla ne bileyim daire, işte farklı kartonlar alırsınız ki tanesi 75 kuruş hiçbir şey yani. Bunlardan 4-5 renk alırsınız. Daire yaparsanız üçgen, kare, dikdörtgen. Bir yavaş yavaş o şekilleri bile göz gördükçe, dokundukça daha iyi anlayacak. Çabuk öğrenebilir yani. Yani Ezgi, teşekkür ediyorum sana tekrar. Tufay uyanınca da bunu yaptırmak istiyorum. Yani tepkisini de merak ediyorum açıkçası. Derini okula götürüp getirme mevzusu. Aslında derini ben her daim alır getirir götürürüm, sorun değil ama küçük bir çocuğunuz olunca çok zor oluyor. Bir de yavaş yavaş montlar giyilmeye başlandı. Onun montu ağır, benim montum ağır. Derinin çantası çok ağır. Hani bazı Instagram'da falan yazılar da görüyorum, işte çocuğunuzun çantasını bırakın kendisi taşısın, beslenmesini kendisi taşısın, kendi eşyasını kendisi taşısın gibi böyle yazılar gördüm. Ne bileyim, bir anne olarak içim el vermiyor, çantası gerçekten ağır, öğretmeni birçok kitabı istiyor ve çantayı taktığı zaman böyle çocuk geri gidiyor yani çantasından dolayı. Buna da hangi anne olsa hiç dayanmaz yani, mecbur çantasını ben taşıyorum. Kutay bazen yürümek istiyor, bazen yürümek istemiyor çünkü bayır. Öyle beni çok yoruyor. Benim zaten belimde iki tane disk kayması var. O yüzden servise vermeyi düşünüyoruz. Gözümüz tutarsa hostesi var mı, nasıl davranıyor falan diye. Emrah'la dün onu konuştuk zaten. Bir de yağmurda ıslanınca ben Allah'tan ki dün eşimin müşteriyle toplantısı erken bitmişti ve geldi. Kutay'ı ona bıraktım da gittim. Yoksa o yağmurda Kutay'la mecbur gidip gelecektim ki bu da çok zor. Kutay bir de en ufak şeye hasta olan bir çocuk. Bu zamanda da servis bir sürü şeyler oluyor. Yani serviste çocuğu unutup inen mi dersin? Yani başka servis geliyor, çocuğu alıp götüren mi dersin? Allah'ım göstermesin, Allah'ım evlatlarımızı iyilerle karşılaştırsın inşallah. Daha tecrübeli anneler var elbette, hani 4'e giden, 3'e giden falan çocuğu olan anneler var, bizim sınıfımıza giden çocukları da var. Onlardan söyleyen var, hani servis güvenilir falan diyorlar, hani gelmeden arıyor. O yüzden hani aşağı iner misiniz diye arıyorlar, sabah da öyle, akşam da öyle diyorlar. Bakalım, öyle olursa elbette ki plakasına bakarım. Şoför aynı mı, hostesi aynı mı falan, bunlar önemli yani. Akşamdan bugünün yemeğini yaptım. Bıraktım ki ertesi güne sadece derini okula götürüp getireyim. Sonra dinlenirim dedim kendi kendime. O yüzden akşamdan yaptım.
Gece yatarken de zaten yemekler soğumuştu, dolaba koydum. Ne pişirdim? Tavuklu, küçük bir domates vardı. Bulgur pilavı yaptım. Ondan sonra mercimek çorbası yaptım. Karnabahar yaptım. Yanına da cacık yapacağım bugün. Onu beraber yaparız belki. Cacığı bilmiyorsunuzdur şimdi. O salatalık nasıl doğranır, o yoğurt nasıl çırpılır. Şaka bir yana cacık yapacağım yani. Resmen 10 küsür dakikadır konuşuyorum sizlerle. Umarım sıkmamışımdır sizi. Neyse artık Kutay uyanır. Ona bir çorbasını yediririm. Mercimek çorbası vardı. Onu yediririm. Bir de şunu oynarız. Gel annem bak burada çorba. Mercimek çorbası yaptım demiştim ya. Hadi güzel otur. Oturdun mu? Oturdun mu? Ayağı da kurtar. Aferin. Aferin. Tamam anneciğim, hemen veriyorum. Aferin sana. O güzel demek ablaları. Ablayı okula bıraktıktan sonra üstünü değiştirdim rahat yatsın diye. Gelip pijamaları giydirdim. Bugün zaten çamaşırları yıkanacak diye ellemeyeceğim. Gün boyu böyle dolansın rahatça. Abla almaya giderken değiştiririz. Ekmek doğradım bu arada içine. Kıyamam sana. Anne şaka yapmanın zamanı mı de oğlum? Ha? Doymaya yakında bakın. Yavaş yavaş doyduğunu anlıyorsunuz. Kaçmaya çalışacak. Bak bak. Bak gidiyor. Gidiyor. Nereye? Nereye anneciğim? Doydun mu? Kadar. A4'ü koydum buraya ama A4'ü yemeye çalışıyor. Şimdi açalım bakalım. Ne yapacak? Gördüğünüz gibi her şeyi alıp atmak istiyor. Bak bak bak, ben sana ne göstereceğim şimdi bebeğim. Aa bak anneciğim bak. Ver onu. Hadi. Bak bak bak, şimdi anne ne verecek bak. Bak bak bak. Aa gördün mü? Al bakalım. Ben yapayım mı önce, sen gör. Buradan verelim. Al buradan çıkar. Buradan çıkar bak. Buradan çıkar. Çıkar hadi. Buradan çıkar anneciğim. Ay evet, çıkar buradan. Okey, la o çıkacak galiba. Ha, o da mı çıkıyormuş? O da çıktı. Bak bunu vereyim. Al. Al bakalım annem. Koy buraya. Hadi yapıştır. Olur. İstediğin yere yapıştır. Yapıştır koy. Şöyle onu bana ver istersen, onu alalım ayıralım. Aferin sana. Alkış. Hayır çıkarmadım. Geri tak hadi. Ay çok güzeller değil mi? Hadi yapıştır bunu. Bunu yapıştır böyle. Böyle al. Al anneciğim. Yapıştır bir tane. Evet. Al bakalım. Evet o alınmıyor. Bunu da koyacaksın. Hadi yapıştır anneciğim. Evet. Hadi. Evet. Önce bunu yapıştır. Sonra vereceğim ben bunu. Hatta ben bunu kaldırayım. Sen bunu yapıştır. Evet. Tak bunu bak. Böyle annem. Aa. Buraya tak. Gitti ya. Ya. Gitti. Bu. Bunu verir misin bana? Bunu ne dandik bir sticker çıktı. Bunu yapıştır anneciğim. Bunu tak anne. Eline yapışıyor. Aslında uğraşıyor mu?
Evet, mesela ters dururken öbür yüz olan kısmını çevirmeyi akıl edebiliyor. Evet. Bu arada şuradaki kolyeyi görüyorsunuzdur herhalde. İş daha bitmedi. Onlar yerleşecek, bekliyor. Biz burada oyun oynuyoruz. Siz de öyle misiniz ya? Hani çocuklarla gezmek olsun, onlarla oynamak olsun. Benim için her zaman daha önemli. Yani onları sonradan da düzeltilebilir. Önemli olan evin temiz olması. Yoksa dağınıklık beni o kadar da rahatsız ediyor ama hani ne bileyim, çocuklarımla oynamak benim için daha öncelikli. Onlar uyuduğunda da yapabilirim. Sonra da yapabilirim. Değil mi? Ay, evet. Hadi tak onu. Bu oyunu pek sevmedik sanki. Ama bunun bir tane daha vereyim. Al bakalım. Buraya tak. O dursun orada. Buraya tak. Oğlum, bana bakacak mısın anneciğim be? Buraya tak. Gel. Tut şöyle. Şu küçücük parmağımla tuttun mu? Tut anne. Aferin. Hadi sen bastır üstüne. Bastır. Hadi tamam mı vereyim, okey. Al bakalım. Seviyor galiba. Evet, hadi yapıştır. Bakın deniyor bak, farkında mısınız? Gel. Hadi otur. Ayakta da yapabilirsin. Tamam, nasıl istersen. Bak. Bunu istersen yeni vereyim. Bak buna yap. Koy buna. Yapıştır anneciğim. Öbür türlü annem. Evet, yapacaktın. Al anneciğim. Yine bile uğraşıyor ama. Uğraşıyor yani. Bu da benim için önemli. Taktın ha, düzelt. Ay, aferin. Alkış. Alkış, aferin. Şu an tam, bir dakika bakayım mı? Tam 18 dakikadır oynuyoruz. Evet. Buraya gel. Yapıştır, hadi alkış yapalım, gel. Evet, artık sıkıldı. Doğal olarak. Ay. Neyse, bugünü yeter o zaman. Hadi toplayalım. Biz hazırlandık şimdi. Şöyle yemeklerimi aldım. Bir de patlıcan vardı. Biraz onları fırın attım. Fosullandı. Bir de buzlukta da kırmızı közlenmiş biberlerim vardı. Onları karıştırıp yoğurtlarım diye onları da aldım yanıma. Annem nerede yiyeceğiz yani, yemeği ısıtır orada yeriz. Bir anda öyle karar verdik. Hatta Kutay ikinci uykusunu uyandı ve daha üstü bile değişmedi. Böyle gidecek çünkü çok huysuzlanır üstünü değiştirirken. Hiç ellemedik biz de. Dediğim gibi zaten yıkanacak kişileri. Evet, benim prensesim de geldi okuldan. Annemle görüşürüz artık. Nerede adam var? Hoş geldin oğlum. Gel. Gel. Hoş geldin. Mama diyor. Bismillah ya. Yeni ben seni ya. Kurban olayım ben sana. Ne? Acıktın mı sen? Mama Mama yiyecek. Mama gelmiş. Mama gelmiş. Babam bir kaza geçirdi. Dolabın kapağı ayağına düşmüş, sürgülü dolapta zaten takılıp duruyormuş. O da garibim, babam açmaya çalışırken yerinden çıkmış. Küçük bir kaza geçirmiş. Çocuklar şimdi yanımda, söylemeyeyim yani, dikiş atıldı işte. Ama iyisin değil mi baba? İyiyim, İyi. Ay, o gün geldik eve, resmen babamı görüyorsunuz, esmer adam, aynı Asyalılar gibiydi. Bembeyazdı. Ben yemekleri ısıtayım, acıktık. Soframızı hazırladık, cacık diyordum ama gördüğünüz gibi şu karışık mezeden yaptım. Patlıcan, biber közü. Salatalık.
Orada da turşularımız var. Böyle. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Babam için de geçmiş olsun yazanlarınız muhakkak olur. Hepinize şimdiden teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.